Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 8 Kasım 2017 Çarşamba. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan'da arı ürünleri üretimindeki kriterler ve bal dışında arı ürünlerinin önemi konulu sempozyum düzenlendi. Erzincan'da arı ürünleri üretimindeki kriterler ve bal dışında arı ürünlerinin önemi konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyum, Erzincan Valiliği, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Erzincan İli Arı Yetiştiricileri Birliği organizasyonu ile gerçekleştirildi. Düzenlenen sempozyumu Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı, KUDAK'a Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Demirdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, ilgili kamu kurum müdürleri ve arı yetiştiricileri katıldı. Sempozyumda ilk olarak konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan'ın arıcılığı hakkında bilgiler verdi. Ve yıllık 103 bin ton bal üretimiyle Çin'den sonra ikinci sırada gelmektedir. Bu noktaya gelmemizde başta arıcılarımız olmak üzere tüm emeği geçenlere saygılarımızı sunuyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, Çin'in 1/3 kadar olan bir alanda Türkiye'nin böyle bir seviyeyi yakalamış olması bir şans değildir. Bunda ciddi bir emek söz konusudur. Bilim insanlarının araştırmalarına göre dünya arılarının %22'si Anadolu coğrafyasındadır. Bal veren bitkilerin de %70'i Anadolu ve Kafkasya bölgelerinde bulunmaktadır. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, destek verilmesi halinde Türkiye'deki arı sütü, propolis ve arı zehri ihtiyacının kapatılacağını ifade etti. Bu paneli, bu eğitimi düzenleyen başta Sayın Valimiz KUDAK ve İl Müdürümüz olmak üzere, daha sonra da Arıcılar Birliği'mizin katkılarıyla onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'de önemli bir boşluğa parmak bastılar. Bu yönden çok mutlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Evet, arıcılık doğada yapılan, doğaya ve çevreye hiç zarar vermeden, hatta doğaya çok büyük katkılar sunarak yapılan bir üretim faaliyetidir. Bundan dolayı da arıcılık geleceğimizin en önemli sürdürülebilir bir faaliyetlerindendir. Yüzyıllardan bu yana baktığımız zaman pek çok üretim kolları üretimden çekildiği halde arıcılık asırlardır ülkemizde, dünyada yerini korumaktadır. Bu noktadan hareketle tabii ki arının en önemli üretimi de baldır. Bal bir şifa kaynağıdır. Balın geçmişine baktığımız zaman taş devrinden bu yana hep bal, bal, bal diye, ne güzel bir şey değil mi? Hep söyler dururuz. Balı da geçmişte hep bu önemini bu kadar öne çıkarmasının yegane sebebi de balı biz insan gıdasının yanında bir de tıbbi olarak da kullanıyoruz. Geçmiş yıllarda modern tıbbın henüz kullanılamadığı zamanlarda biz eklem rahatsızlıklarını tutun mide rahatsızlıklarına varıncaya kadar tedavi amaçlı hep atalarımız balı kullanmışlardır. Bal yapısı gereği üretildikten sonra herhangi bir işleme tabi tutulmadan insan tüketimine sunulmakta olan ender ürünlerden birisidir. Bu noktadan hareketle biz Türkiye'de kaliteli balın üretilmesi konusunda, doğru ve kaliteli balın üretilmesi konusunda hep işaret noktamız da direkt arıcılar olmuştur. KUDAK'a Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Demirdoğan ise, ajans olarak biz özellikle bölgenin potansiyellerini ortaya çıkarır, bu potansiyelleri değerlendirebilmek için ne tür çalışmalar yapmamız gerektiğini planlıyoruz dedi. Ajans olarak biz özellikle bölgenin potansiyellerini ortaya çıkarıp bu potansiyelleri değerlendirebilmek için ne tür çalışmalar yapmamız gerektiğini planlıyoruz. Bu amaçla Kemah ve Tercan'da arıcılıkla ilgili eğitimler verdik. Ve bu eğitimleri yine bu dönemde de artırarak devam ettireceğiz. Benim bu toplantıdan beklediğim, özellikle Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı bu dönem Kasım ayı içerisinde bir hibe çağrı programına çıkacak. Burada işte dışarıda gördüm mesela arı odaları gibi apiterapi ile ilgili konularda proje bekliyoruz.
Projenin alt limitini 20 bin liraya çekerek küçük işletmelerin de buna dahil olmasını sağlamaya çalıştık. Bu konuda katkılarınızı bekliyoruz ve istediğiniz her türlü desteği bize ilettiğiniz takdirde ya da biz tespit ettiğimiz takdirde destek vermeye çalışacağız. Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı ise bal Erzincan'da çok farklı noktada olduğunu söyleyerek arıcılık yapmak isteyenlere Erzincan'ın ülkede özel bir il olduğunu ifade etti. Erzincan denince tarımda özel bir noktada olan bir ilimiz olarak aklımıza gelmesi gerekir. Özellikle birçok üründe endemik özelliğe sahip ürünleri yetiştirmekteyiz. İşte üzümdür, elmadır, baldır, peynirdir. Hatta dünyada bence çok özel noktada yeri olan kemah tuzudur. Bunlar şehrimiz için, Erzincan'ımız için çok özel ürünlerdir. Ama bal da Erzincan'da gerçekten çok farklı bir noktadadır. Yine eski bir meracı olarak şunu söyleyeyim. Erzincan'ımız 450 bin hektar mera alanına sahiptir ve bu mera alanları da bitki florası olarak çok özel bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla arıcılık yapmak için Erzincan'ımız ülkemizin, Türkiye'mizin özel illerinden bir tanesidir. Belki hak ettiği noktada değildir ama inşallah sizlerin yapmış olduğu bu güzel çalışmalar, bu güzel başlık altındaki programlar Erzincan'daki arıcılığımızın daha özel noktalara gelmesine vesile olacaktır. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür programları daha fazla artarak devam etmesini temenni ediyorum. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise ülkenin ne kadar doları, altını, doğalgazı olursa olsun topraktan üretim, tarım ve hayvancılık yapılmıyorsa kapılar kapandığında aç kalınacağını, doların, altının ve doğalgazın yenmediğini söyledi. Ne kadar petrolümüz olursa olsun, altınımız olursa olsun, kişi başına gelirde dünyanın birinci sırasında olmanız da hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer topraktan üretmiyorsanız, tarım, hayvancılık yapmıyorsanız, kapıları kapatırlarsa açsınız. Çünkü doğalgaz yenmiyor, altın yenmiyor, dolar yenmiyor. Bunu yaşayarak öğrendi dünya. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce Arıcılar Birliğimizin Genel Başkanı'nın davetiyle İstanbul'daydık. Dünyanın tüm arı yetiştiricileri, arı yetiştiriciliğinde, bal üretiminde, bal dışında arı ürünleri üretiminde söz sahibi olan ülkelerin tamamı oradaydı. 200'e yakın ülke vardı. Erzincan'ın balı da laboratuvar değerleri açısından bütün dünyada ikinci sıraya geldi ama sunumda bir sıkıntısı vardı. Ödül alamadı başkan. Öyle mi başkan? Fakat içinde barındırdığı kimyasal bileşenleri, doğadan elde edilen nebatatın bize arılar vasıtasıyla Allah'ın bize sunmuş olduğu nimetler açısından da dünyada ikinci sırada geldi. Erzincan'ımız arı üretimi konusunda da Türkiye'deki üretilen bütün balın yaklaşık %1,5'unu üretiyor. Kovan sayısıyla oranladığımızda da Türkiye ortalamasının üzerinde bir bal üretimiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ayın 14'ünde Eylül'ün organize sanayi bölgemizin içinde arı keki ve petek üretimi için Arıcılar Birliği'ne il özel dairesiyle verdiğimiz destekle bir küçük fabrika kurduk. Herhalde kek üretimi devam ediyor. Kışın ortasından sonra da yaza hazırlık petek üretimi başlayacak. Erzincan'da 2500 dönüm alanda 10 ayrı bal ormanı oluşturduk Orman Müdürlüğümüzle birlikte. Yaklaşık ilin %35-40'ının mera olduğunu görüyoruz. Yani bütün şartların bir araya geldiği görülüyor. Ancak malumumuz bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Çalışmak gerekiyor. Ancak kovanında arısı olanın
kesesinde sarısı oluyor atalarımızın veciz tabiriyle. Bundan sonraki hedefimiz, bu toplantıyı yapmadaki amaçlarımızdan başlıcası şu: biz Erzincan'da üretilen balın asgari standartlarını belirlemek istiyoruz. En alt seviyede üretilen balımızın standartları bu değil. Bunu da Erzincan değişik yörelerinden, işte Kemah'tan, Vefahiye'den, Tercan'dan, Keşiş'ten, Munzur'dan bahsediyorum. Değişik bölgelerinin alt standartlarını belirleyerek Türk Gıda Kodeksine sokabilirsek, bunun dışında da ne bizim yerli üreticilerimizin ne de dışarıdan gelen misafir arıcılarımızın bu standartların dışında üretim yapmasını istemiyor olacağız. Önüne geçiyor olacağız. Konuşmaların ardından katılımcılara arıcılık ile ilgili sunumlarla sempozyum verildi. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Evet. Sayın seyirciler, Erzincan Anaokulu tarafından öğrencilerine ve velilere doğada bir etkinlik düzenlendi. Erzincan Anaokulu tarafından öğrencilerine ve velilere doğada etkinlik düzenlendi. Erzincan Anaokulu yöneticileri şeker fabrikası bahçesinde bulunan ağaçlık alana öğrencileri velileriyle birlikte götürerek doğadaki değişimleri gözlemleyerek hoş bir vakit geçirmelerini sağladılar. Erzincan Anaokulu Müdürü Yavuz Kılıç etkinlik hakkında bilgiler verdi. Kılıç, veliler, öğrenciler ve bizler de 2 saat boyunca hoş bir vakit geçirdik diye konuştu. Erzincan Anaokulu olarak öğretmen arkadaşlarımızın sonbaharda hazırlamış oldukları doğada meydana gelen değişikliklerle ilgili bir projemiz vardı. Bu projemizde veliler ve çocuklarla beraber şeker fabrikasındaki ağaçlık ormanlık alanına bir gezi düzenledik. Amacımız burada sonbaharda doğada meydana gelen değişiklikleri çocuklara kavratmak ve bu meydana gelen değişiklikleri gözlemlemek çocuklarla beraber. Burada velilerin katılımı çok yoğundu. 250 tane bir öğrenci ve veli katılımı oldu. Burada çocuklarla beraber çamlarda yetişen kozalaklar toplandı. Bu kozalakları çocuklar getirip sınıflarında etkinlik olarak tekrar bir geri dönüşüm olarak eğitime kattılar. Buradaki amaç işte tamamen hafta sonu değerlendirmek, doğa yürüyüşü yapmak, doğada meydana gelen değişiklikleri çocuklarla beraber gözlemlemek, onlara doğada meydana gelen değişiklikleri kavratmak da amacımız. Velilerden çok güzel bir geri dönüş geldi. Veliler hatta kışın bile bir kar topu için bir gün ayarlamamızı söylediler. İlkbaharda tekrar doğada meydana gelen değişiklikler, ağaçların tekrar yeşermesi, onunla ilgili tekrar böyle bir organizasyon yapılmasını istediler. Çok hoşlarına gitti. Hem çocuklar hem veliler ve bizler de o gün 2 saat boyunca güzel bir vakit geçirdik ve eğlenceli bir şekilde geçmiş olduk. Sayın seyirciler, Genç Çiftçi projesi kapsamında Erzincan'da 10 çiftçiye büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan Genç Çiftçi projesi kapsamında Erzincan'da 10 çiftçiye büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe büyükbaş hayvan almaya hak kazanan başvuru sahibi çiftçilere sırayla hayvanları teslim ediliyor. Genç Çiftçi projesi kapsamında Erzincan'da 181 proje karşılığı olarak 5 milyon 430 bin TL tahsis edildi. 2016 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve 3 yıl sürdürülmesi planlanan proje devam ediyor. Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen hayvan dağıtımında açıklamalarda bulundu. Bugün 2 tır geldi, 64 tane, 12 kişiye teslim edeceğiz. Toplam bu sene içerisinde teslim ettiğimiz hayvan sayımız 1300'ü buldu. Yılbaşına kadar 758 tane daha teslim edeceğiz. Bu cuma 2 tır daha yüklenecek.
Haftaya 3 tırımız daha var. Böylece tamamlayacağız inşallah bu sayıları. Amaç burada çiftçimiz memleketimizde tarım ve hayvancılıktan başka bir getirisi olmadığı için bunlara bir katkı sağlamak. Sütlerini alıp hayvan veriyoruz bildiğiniz gibi. Çiftçimize hayırlı uğurlu olsun. Bol kazanç sağlayabilirsin inşallah. Biraz projeden bahseder misiniz? Projede çiftçi nasıl geri ödeyecek, nasıl olacak? Şimdi ödeme 2 senesi ödemesiz. 6 yılda geri ödeme. 2 sene 0 faiz. 2 yıldan sonra da yıllık sabit %4,5 sabit faiz ödenecek. Yıllık %4,5. Ödemede zaten çiftçi bize süt vermek zorunda. Süt vermeye başladığında hayvan başı 50 lira para kesiliyor süt parasından. Yani çiftçi 10 hayvan almışsa her ay 500 lira süt parasından kesiliyor. Bankadaki hesabında toplanıyor o para. Ödeme günü geldiğinde çiftçinin hesabına 7-8 bin lirası hatta 10 bin lirası oluyor. Sadece küçük bir limitle ödeme günü borcunu ödüyor bankaya. Ve çiftçinin ödemede problemi olmuyor, sıkıntıya da düşmüyor. Çünkü her ay kesilen para çok büyük bir para değil onlar için. Projenin aslı bu. 2011 yılından beri bu başlamıştı biliyorsunuz. 2018'e kadar da devam edecek inşallah. Erzincan İl Müftülüğü tarafından Umre'ye gidecek olan umreciler için seminerler düzenleniyor. 2017-2018 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Erzincan Müftülüğü tarafından Umre'ye gidecek umreciler için seminerler başlattı. Erzincan Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Ünal verilen seminerler hakkında bilgiler verdi. Değerli Erzincanlı hemşerilerimiz, 2017-2018 yılı Diyanet İşleri Başkanlığımız, Umre organizasyonumuz başlamış bulunmakta olup, ilk turlarda Umre'ye gidecek kardeşlerimizi bilgilendirmek ve onlara o kutsal mekanlarda rahat ibadet yapmalarını sağlayacak bilgileri sunmak için İl Müftülüğümüz tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde 14 saatlik dersler şeklinde Umre eğitim ve bilgilendirme seminerleri yapılacaktır. Bu seminerlere başta il müftümüz olmak üzere il müftü yardımcımız, Hacı Umre Şube Müdürümüz ve il vaizlerimiz, vaizelerimiz katılacak. İlk turlarda Umre'ye gidecek vatandaşlarımızı Umre ibadeti öncesi yapılacak hazırlıklar konusunda, Umre ibadetlerini nasıl yapacakları hususunda, ayrıca Kabe'nin Mekke ve Medine'nin fazileti konusunda bilgilendirecekler. Ben yapacağımız bu umre seminerlerinin hayırlı olmasını, bu ilk turlarda gidecek umreye gidecek kardeşlerimizin il müftülüğümüz faiz salonunda 8-9 Kasım tarihlerinde yapılacak seminerlere katılmalarını mutlaka bekliyoruz. Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır sabah namazı buluşmalarına devam ediyor. İl Müftüsü Yavuz Karabayır ve Erzincanlı vatandaşların katılımıyla sabah namazının manevi atmosferini yaşamak, yaşatmak, cami cemaatiyle tanışıp kaynaşmak maksadıyla yapılan ve 3 yıldır devam eden sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan, kılınan sabah namazının ardından yapılan tesbihat ve il müftüsünün hadis sohbetiyle devam eden, çorba ikramıyla sona eren sabah namazı buluşmaları 3 yıldır Cami-i Kebir'de her cumartesi yapılıyor. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen bu programların Erzincan'da diğer camilerde de gerçekleşmesini isteyen İl Müftüsü Yavuz Karabayır, şehrin dört bir yanındaki camilerde yapılan sabah namazı buluşmalarında vatandaşlarla birlikte sabah namazını eda etmenin heyecanını yaşadı. Akşemseddin Camii'nde yapılan programlara vatandaşlar yoğun katılım sağladılar. Bugün hoca Erzincan Müftümüz bizim camide, Akşemseddin Camisi'nde bir sohbet verdi. Çok güzel bir şey bu. Bütün camilerde olmasını diliyorum ben. Kaynaşma, dayanışma, sevgi içerisinde namazımızı kıldık. Sayın hocamız vaazını yaptı. Akabinde çorba ikram edildi. Bütün cemaatimiz bundan memnun kaldı. Bunların devam etmesini istiyoruz. Gerçekten bu cemaat için, mahalle için, Erzincan için kaynaşma ve dayanışma olarak çok güzel bir etkinliktir. Sayın Müftüme teşekkür ediyorum.
Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.